Ence bilen ve şişen gibi sorma nahim. İsem iyi sohbete baş yaşıla. Ağlı mesela sevalı mesela derse ben o gelfen daha iyi de bulut. Ha? Batlıydın hani üfese. İsem iyi sohbete baş yaşıla. Ağlı mesela sevalı mesela derse. Burada efendi sitene İsmail cemaatine ve Dükkan Ahmet'e hayli şifa. Hayli iyilikle talep ediyorum Muzi Mevla'dan. Özellikle Efendi Hazretleri'nin hayır şifalara mahsup olmasını diliyorum Rabbil Alemin'den. Amin. Hayır bir dua ederim şahsistan bir değil. Allah da Efendi Hazretleri hayli şifalar versin. Sağlık afiyetle varsın. Muhammed Habibi'nin uğruna kuvanı şayet Ersin ve Cemaat'ın uğruna amin. Adem Hanım'a İsa sohbete başlıyor. İstemli sohbet Hoca Efendi Aydın Burtan. Fatma Hoca Halifesi. Ağlı mesajı, ağlı mesajı, ağlı mesajı sunucu İslam. İyi sohbeti başlıyor. Konumuz şu olsun. Temel bilgiler olsun, temel bilgiler. Temel bilgiler. Temel bilgilerle o kadar bilgim yok da işte kitaplarda okuduğum birkaç bilgi var. Ondan sunabilirim. Şimdi efendim, sen sünnetle yapmazsın, vaciple yapmazsın. Vaciple yapmazsan farzla yapmazsın. Farzla yapmazsan müddet olursun, dinlendiriyorsun. Bak, sünnetle yapmazsan efendim, vaciple yapmazsan efendim, vaciple yapmazsan farzla yapmazsan efendim, farzla yapmazsan dinlendiriyorsun, müddet olursun efendim. Müddet olduğu zaman dinlendiriyorsun. 3 gün içinde öldürülmen lazım. Şeriat-ı Muhammed'e böyle. Hasta Ömer zaman oldu. Birisi dinliyordu, öldürdüler yani. Başımda. Birisi dinliyordu, Efes abi zaman, Hasta Ömer zamanında. Sahabe kurdu, dinliyordu. 3 gün sonra sahabe beklemedi, 2 gün önce Hasta Ömer'e gitti, ne oldu abi? Hatta korktu. Asıl son ne oldu, böyle böyle sinirlendi bari adam, adam ölmüş. Öyle oldu. Mesela burada da iki Türk gençi dinledi ya kardeşim. Bu iş oyuncak değil ki. Giyitir, giyitir, giyitir. Oyuncak değil ki bu iş. Bu iş oyun, oyuncak gibi. Sen oyuncak gibi parayı, oyuncak parayı ver de al, parayı ver de al değil ki bu iş. Ahiret var. Ahiret yoksa bir de. Şerefse, izzet, namustur bu din. Bu iş şeref, namus, izzettir bu din. Onlar da şeriat-ı Muhammed olsa ödülmeler lazım. Ama yapan kim o yok yani. Şimdi size sohbet devam edelim inşallah. Dediğim gibi, başka ne diyeyim? Dünya 3 gündür. Geçmiş, şimdilik bir de gelecek. Geçmiş, şimdilik bir de gelecek. Geçmiş, şimdilik bir de gelecek. Geçmiş, geçmiş. Nedir? Kader işte. Allah Teala kader hepsi, geleceğin hepsi de bir cennetteki hayatımızı da sırf bizim değil. Efendim şimdi sırf bizim değil efendim. Efendim ve hanım efendim. Bütün aile, uzay, cinni alem hepsi ne olduğunu biliyor yani. Yaratılma devam ediyor. Yeni buluşta devam ediyor. Yaratılma devam ediyor. Buluşta başka bir yaratılma devam ediyor. Mesela bu. Cep telefonu neydi? Yeni buluşmadı, yeni yaratılmadı. Televizyon öyle, eskiden video yoktu mesela. Bu mesela başka şeyler duruyor mesela. İyi kötü. Hayır ve hasenat. Yaratılma. Geçmiş yani geçmiyor. Allah da hepsini biliyor. Ha, cinden Allah hepsinin bile herkesin ne yaptığını bilebilir. Şimdi onda pay biçim şimdik de 3 gün şimdi bir de şimdik. Bir de şimdik var. Onda pay biçim. Mevlana diyor Hazreti Mevlana bir kez düşün bir kez yap. Bir kez düşün en az 2-3 sefer 4-5 sefer 10 sefer düşünüp bir hareket yapmak lazım. Unutmayın. Bir de şunu diyeyim. Osmanlı'da bir söz vardı efendim. Çok insandan konuşur, az insandan düşünür, kendiniz karar verir. Çok insandan konuşur, çok insandan konuşur, böyle tartışma yapar. Az kişinin
lafı iyice vur. Çok insan, çok insan böyle beğenmedi insanı. Ağzına bunu yapsan, bunu yapsan nasıl? Az insanlardan da düşündüm bir lafı açıp konuşur, deniz kahvesi. Ben size diyeyim bak. Bir de gelecek var. Gelecek'i kimse bilemez. Günde Allah bilemez. Bilirlerse yalan söylerler. Günde ama evliya Allah tutsun böyle bildiyse bilirler. Ya Allah tutsun veya Allah tutsun böyle bildiyse bilirler. Konu devam edelim şu an. Muhammed sende diyordu. Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti sendesi illaki olacağız. Muhammed sende yoktu inşallah. Muhammed'e cennet yoktur inşallah. Muhammed Aleyhisselam'ı sünnet-i resul uyaracağız inşallah. Muhammed Aleyhisselam'ı sünnet-i resuluna uymak lazımdır inşallah Teala. Kur'an, sünnet, ayet, hadis, esneti ve cemaate. İnşallah uymak lazımdır. Tek Kur'an'ı elleyip de sünnet ellemek olmak. Sünnetle Kur'an'ı da beraber götürüyor. Sünnet, Kur'an diskisini beraber orta rızada götürmek lazımdır. Yoksa olmaz yani. Lakin. Kur'an, sünnet diskisini beraber götürmek lazımdır yani. Kur'an sünnet dizgisini beraber götürmek lazımdı yani. Kur'an sünnet dizgisini beraber götür. Hem Kur'an-ı Kerim hem sünneti seni beraber ayet hadisi beraber götürmek lazımdı. Ha diyebilirim ki ben kardeşlerim. Kimse siz demeyin ki ben şu bu zamanda şeriatı yaşamak gerektiğini zaten bakın Osmanlı sonunda Osmanlı zamanı gidiyor İslam'ın 100 yıllık bir tükesleme dönemi oldu İslam'da efendim. Bu 100 sene tükesleme döneminde sonra işte Türk devleti kuruldu. İçinde Türk'ü benim saygım, Atatürk Bey'e benim saygım sonsuz lafım yoktu. Benim lafım yoktu sonsuz. İyi bir kötülüğü de vardı, iyi bir insandı. Ve dediğim gibi efendim, şeriat-ı Muhammed'e iman etmeyen kafirdi. Timur Taşıcı efendim diyor. Kimseye belirtme ama şeriat-ı Muhammed'i kalmesiyim. Bir de buna parantez atarken bir vurgu bulabilirim. Gücünüz yetmiyorsa kalbinizde buğz edin. Gücünüz yetin konuşa yetin gücünüz yetmiyorsa elinizde yetin. Gücünüz yetmiyorsa kalbinizde yetin küfür yani. onun için yani önemli mevzu ki ibadet olma ehli olmak şarttır. Vazife bellidir İslam'ın. Hakikat olsun. 32 farz, 54 farz. Ya bir siz amen tesislerini bilmeyecek kadar aptal olamaz mı Müslüman? Kur'an-ı Kerim benim akrabalarıma Kur'an-ı Kerim söylenir mi? Bu kadar aptal olamaz. Üniversiteye gidiyorlar, Süphaneke bilmiyor bak. Benim akrabalarımda var. Nasıl Müslüman değil misin lan? Bu kadar aptallık, saflık, cahillik olamaz efendim. Ocuk o üniversite okuması da boşa gider. Adam bir Süphaneke'yi bile bilmiyor. Böyle benim akrabalarım var. Benim kardeşim Fatiha söyle Fatiha'yı bilemez mesela. Benim bacım biraz bilgisi var. Ben de bir sohbet ediyorum evde anneme, babama, babam biraz sinirli, agresif edemiyorum efendim. Annem, babam, bacım efendim ediyorum aileme. Kuzenim ve kuzenlerim efendim. Yani dediğim gibi illaki ilim kadını erkeğe fazlıyor. Öğrenmek, sureler, namaz kılmadan önce bir suveyle öğrenelim inşallah. Vesselam.